olumsuz gerçekleri çocuklardan saklamalı mıyız? Asla. Ben bunu her yerde söylüyorum. Korku yok sayılarak yönetilemez. Artı olumsuz gerçekleri de açmak lazım. Ee, yani gerçek gerçektir. Onu olumsuz yapan ya da olumlu yapan bizim bakış açımızdır. Ee, çocuklara ne yapmak lazım? Ee, böyle bir virüs gibi bir olayın varlığın... Şöyle anlatayım. Biz neden korkarız? Yani korku neden vardır? Ormana gittiğinizde ayıdan korkuyorsanız aslında ayıdan korkmuyorsunuz. Neyden korkuyorsunuz? Ayıyla karşılaştığınızda kendinizi savunamamaktan korkuyorsunuz. Yani insanlar baş edemedikleri şeylerden korkarlar. İnsanlar belirsizliklerden korkarlar. Belirsizlikten niye korkuyor? Yine baş edemediği için korkuyor. O zaman ben çocuğuma baş etme kapasitesi verirsem onun korkusunu yönetmesine yardımcı olurum. O zaman gerçekliği asla yok saymıyorum. Bu samimiyetsiz olur zaten. Böyle bir gerçeklik var. Ama bu gerçekliğe karşı sen kendini koruyabilirsin. Nasıl koruyabilirsin? Ve çocuğa koruma yöntemlerini anlatarak işte el yıkama gibi artı diğer insanların bunun için çalıştığını anlatarak. Üçüncüsü, üçüncüsü korkunun diğer sebebi nedir? Benim başıma bu gelirse ben bunu baş edemeyeceğim dedim ya. Baş edecek sosyal mekanizma mekanizmam da yok diye korkar çocuk. Yani neden? İlişkili yani şöyle söylüyorum. Bir kişi ilişkisinde ne kadar güvende hissediyorsa kaygısı o kadar az oluyor. O zaman bir taraftan da ilişkimi güçlendirmem lazım. Yani ben çocuğa baş etme kapasitesi vererek bunu yenmesini sağlayabilirim. Gerçekliği ve korkuyu yenerek bunu sağlayamam.